Evet, bugün Avşin'in Maravuz, Dağlıca, Eşkilik bölgesine geldik. Yaşar Öksüz arkadaşımızın babasının misafiriyiz. Maravuz'a geldiğimiz zaman da Maravuz'un türkülerinden, şiirlerinden okuyacağız. Şu anda Değnek Başkanımız Ozan Erbabi bir şiir okuyacak. Bu Maravuz şey değil de bu Avşin'imizin halini, durumunu anlatan bir şiir. Dikme gözlerini, dikme gözlerini elimdekine, yetimin elinde çörek mi kaldı? Senin üzerimde hakkın ne kine, yetimin elinde çörek mi kaldı? Baraj yaptık, başka yöne akıyor. O akıyor, Avşinliler bakıyor. Bizdeki bülbüller boşa şakıyor. Yetimin elinde çörek mi kaldı? Eğil beyim biraz konuya eğil. Kurumlar taşındı, lazım mı değil? Hakkımız var ise bırakma beyim. Yetimin elinde çörek mi kaldı? Kurbanlığa beslenen bir kuzuyum. Oy zamanı yüreklerde sızıyım. Yavan bir bazlama olsa razıyım. Yetimin elinde çörek mi kaldı? At eşenin olduğu yeri belli. Demeyin haklıya çok sivri dilli. Üstümüze yağar başımız küllü. Yetimin elinde çörek mi kaldı? Adere'nin suyu uykuya daldı. Seçilenler bunu hep davulun çaldı. Ne musluktan aktı, ne bize geldi yetimin elinde çörek mi kaldı? Büyük şehir olduk. Büyük şehir olduk, ne mutlu bize. Şöyle düşünüp bir dönelim bize. Erbabi neşeli vursa da sazı, yetimin elinde çörek mi kaldı? Ya, sağ ol.